Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile beraberiz. Takipçi Tamir serimize katılan bir takipçimiz bize bir hard disk göndermiş. Bu hard diskin onarımını elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Çünkü bu disk bizim için çok çok önemli. Gelin nedenini açıklayalım. Takipçimizin göndermiş olduğu mesajı sizlere okumak istiyorum. Sizlerin YouTube üzerinden videolarınızı izledim. Hocam bizim elimizde sunucu tarafında kullandığımız bir adet arızalı SSD disk var. Tamirini yapamadık. Size göndersek bakmanız mümkün mü acaba şeklinde bir mail atmış. Mailin altında da bizim için çok önemli olan bir not yer alıyor. Bu malzeme kesinlikle şahsi malzeme değildir. Devletin parasının yurt dışına çıkmasını engellemek için sizinle iletişime geçmeyi bir yükümlülük olarak gördüğümü de bilmenizi isterim demiş. Bu not bizim için çok çok önemli çünkü biz de aynı düşüncedeyiz. Burada mesele hard disk değil. Bu hard disk için ödenen paranın yurt dışına çıkması arkadaşlar. Elimizdeki diskin aynısını bir alışveriş sitesinde bulduk ve satış fiyatı tam 14.418 TL 78 kuruş. Yani devletimiz bu disk için tam 14.400 TL para ödemiş ve bu disk tamir olmazsa bu ödenen para çöpe gidecek ve bu diskin yerine koyulması gereken disk için de yine aynı şekilde bir miktarda para ödenecek ki toplamda 28 bin liranın üzerinde bir para bizim cebimizden çıkmış olacak. Bu diski tekrar yerine koyabilmemiz için bizim ülke olarak tam 2370 kilogram elma veya 560 kilogram domates veya 230 kilogram fındık üretip yurt dışına satmamız lazım ki bu diski karşılığında alabilelim. Bu da bilginin, teknolojinin ne kadar önemli, katma değeri yüksek bir şey olduğunu göstermektedir. Bizim ülke olarak kalkınmamız için iki şey gerekiyor. Bilmiyorsan öğren, üretmiyorsan tamir et. Bu videoda bilmediğinizi öğretmeye, üretmediğimiz bu cihazı da tamir etmeye çalışacağız. Cihazın üzerinde herhangi bir ölçüm vesaire yapmadım. Sadece takipçimiz fotoğraflarını gönderdi. Kartın fotoğraflarını gördüm. Herhangi bir fiziksel hasar, yanık vesaire yoktu. Şöyle vidaları da zaten sökülmüş. Arka kapağını kaldırarak onarıma başlamak istiyorum. Uygun bir noktadan kapağımı açtım. Metal bir kılıfa sahip. Bu da diskin kaliteli, profesyonel bir disk olduğunu gösteriyor. Sunucuda kullanılıyormuş zaten. Yüksek hızlarda veri aktarımı yaptığını düşünüyorum. Burada plaka üzerinde de yine soğutucuları koyulmuş. Termal pedleri koyulmuş. Kartın üzerine baktığımız zaman herhangi bir fiziksel hasar vesaire görünmüyor. Şöyle bir tane vidamız var. Bunu da kaldırıp arka yüzünü de kontrol etmek istiyorum. Arka tarafta termal macun vardı hatırladığım kadarıyla. Fotoğraflarda görmüştüm. Şöyle yavaşça diskimizi kaldıralım. Arka tarafta da yine hafıza çiplerimiz yer alıyor. Tam şu kısımda bir tane mikrokontrolcümüz yer alıyor. Yine ön yüze de baktığımız zaman bobinlerimiz, güç dağıtım entegrelerimiz vesaire bulunuyor. Oldukça fazla hafıza çipi var üzerinde. Herhangi bir yanık, hasarlı parça, sıvı teması vesaire göremiyorum. Gayet sağlıklı görünüyor. Ortalığı batırmamak adına şu şekilde tekrardan yerleştireceğim. Bu termal macun bulaştığı yerde kolay kolay çıkmıyor. Şöyle güzelce yerleştirelim. Kartın üzerinde öncelikle bir yakından görsel inceleme yapalım. Ardından ölçümlerimize başlayalım. Bu arada siz de kartlarınızı, cihazlarınızı takipçi tamir serisine göndermek istiyorsanız videomuzun açıklamasında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ücretsiz olarak tamir imkanı sağlıyoruz. Kartın köşesinden itibaren fiziksel incelemeye başlayalım. Herhangi bir yanık, hasarlı bölge vesaire var mı? Kontrol etmek istiyorum. Buralarda güç dağıtım entegrelerimiz bulunuyor. Şunlar bobinlere bağlı olan entegreler. Voltaj değiştiren, voltajın işaretini değiştiren entegrelerimiz, konvertör entegreleri diyoruz. Yine burada bir tane konvertör entegremiz var. Yine burada bir konvertörümüz var. Yine burada bir tane var. Şöyle köşeye baktığım zaman yine burada bir tane konvertör entegremiz var. Bunların üzerinde herhangi bir hasar yer almıyor. Şöyle hafıza çiplerinin üzerine hızlıca yoklayalım. Herhangi bir yanık parça, hasarlı bölge vesaire var mı? Kontrol etmek istiyorum. Şurada bir kabartı var. Zannedersem pislik kalıntısı. Şöyle aşağıya doğru bakalım. Herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Şurada tantalyum kondansatörlerim var. Yine bunların üzerinde de herhangi bir yanık bölge, hasarlı bölge vesaire görünmüyor. Şurada yine bir yapıştırıcı kalıntısı gibi bir şey var.
Herhangi bir sıkıntı göremiyoruz. Burada gördüğünüz devreleri karta baktığınız anda tanımanız gerekir. Bu konvertör müdür? Boost konvertör müdür? Ne işe yarar? Buradaki bobinlerin görevi nedir? Entegrelerin görevi nedir? Bunlar ne şekilde ölçülür? Ne şekilde çalışır? Bunları anlamanız gerekiyor. Eğer elektronik konularına merakınız varsa, bu şekilde tamir işleriyle uğraşıyorsanız, sizler için bu konuları detaylı olarak anlattığımız elektronik tamir kurslarımız da mevcut. Eğer sipariş vermek isterseniz şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazmanız yeterli. Kurslarımı sipariş edip kendinize yatırım yapabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Mesela burada bobinin çıkışında neden kondansatör var? Bu entegre ne yapıyor da voltajı değiştiriyor? Bu entegrenin içinde neler var? Bu kadar çok bacak ne işe yarıyor? Geri besleme nasıl alınır? Feedback nasıl alınır? Pek çok detayı bu kurslarda anlatıyoruz. Hemen ölçümlerimize de başlayalım. Kart üzerinde herhangi bir hasar göremiyorum. Kırmızı probumu şasiye koyup öncelikle bobinlerden ölçüm yapmak istiyorum. Bobinler bizim ana kapılarımızdır. Eğer kartın üzerindeki bir komponentte sıkıntı varsa bunu bobinlerin üzerinden rahatlıkla yakalayabiliriz. Şu şekilde dibinden temas etmeye çalışıyorum. 213 değerini verdi. Herhangi bir problem yok. Burada düşük değerler görebilirsiniz. Çünkü çok düşük voltajlar altında çalışan lojik devrelerimiz mevcut. Buradaki bobin üzerinde 244 değerini verdi. Bütün bobinleri tek tek yoklamak istiyorum. Yine şurada kondansatör üzerinden ölçebiliriz. 270 değerini verdi. Şurada bir tane daha bobinimiz yer alıyor. Kondansatörler doğrudan bobine bağlı. 258 değerini aldık. Şurada üst köşede bir bobinimiz daha var. Burada da 240 değerini aldık. Burada görmüş olduğumuz değerler normal değerler. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle bir kondansatörler üzerinden ölçüm yapmak istiyorum. Ölçü aletini buzzer moduna aldım. Herhangi bir kısa devre kondansatör vesaire var mı? Tek tek dolanacağım. Burada görmüş olduğum değer benim için çok önemli değil. Öncelikle bir kısa devre var mı? Onu kontrol ediyorum. Hızlı bir kontrol için. Paralel bağlı kondansatörleri tek tek ölçmenize gerek yok arkadaşlar. Hani burada bir tanesini ölçtüğünüz zaman diğerleri zaten paralel bağlı. Kartın üzerine bakarak ölçüm yapmanızda fayda var. Buralarda herhangi bir problem yok. Buraya bakalım. Yine herhangi bir kısa devre kondansatörüm yer almıyor. Şuradan devam edelim. Şurada kondansatörlerimiz var. Evet. Şu an düşmeye başladı. 1.3 ohm gibi bir değer gösteriyor. Şöyle bir omaj kademesini alalım. Burada kondansatör üzerinde 0.1.3, 1.4'te kaldı arkadaşlar. 1.3 ohm. Bildiğimiz bir kısa devre kartın üzerinde bu şekilde bir kısa devre görmemiz sıkıntılı bir komponente işaret eder. Şuralara bakalım. Burada kilo ohm seviyelerinde yanındaki kondansatörleri tek tek yoklamak istiyorum. 0 nokta yükseldi. 1.3 ohm. Şöyle buzzer moduna alıp hızlıca ölçmek istiyorum. Ya da diyot moduna alalım. Omaj ölçmesi uzun sürüyor. Kısa devre arkadaşlar. Kısa devre. Yine burada ölçmüş olduğum şuradaki kondansatördü sanırım. Hayır, burası değil. Burada gördüğünüz kondansatör kısa devre. Devam edelim. Kısa devre. Devam edelim. Kısa devre var. Kısa devre var. Yani kartın üzerindeki parçayı sökerek denemeye kalkarsanız bu arızayı bulamazsınız. Şöyle devam edelim. 4 kondansatör de burada var. Artık buradaki bütün kondansatörler sanırım bu hatta paralel bağlı. 0 0 bütün kondansatörler üzerinde kısa devre görmekteyiz. Bugün bir durumda tek tek buradan başlayarak
Her bir kondansatörü sökmeye kalkarsanız işiniz oldukça uzar. Burada yapmamız gereken şey voltaj enjeksiyonu. Fakat bunun da püf noktaları var. Kafanıza göre buraya enjeksiyon yapamazsınız. Öncelikle kartın üzerinde bir GND noktası tayin edelim. Neresidir bu? Bu kondansatörlerin eksi tarafı. Bunlar tantalyum kondansatörler. Artısı zaten belirtilmiş. Burası da eksi tarafı. Şu şekilde yolu devam edip geldiğim zaman burada bir GND noktası mevcut. Buraya bir kablo lehimleyip kartıma bir voltaj enjeksiyonu yapmak istiyorum. Kulaksım da aniden fışkırdı. Bağlantıyı sağlam yapmaya özen gösterin. Çünkü burada akım çekilecek. Kart üzerinde bir kısa devre söz konusu. Voltajımı 1 volt gerilime ayarladım. 1 volt gerilim bu karta herhangi bir zarar vermez. Eksi bağlantımı yapıyorum. Cımbız yardımıyla. Şuradan başlamak istiyorum. Şurada şu kondansatör üzerinde bir kısa devre söz konusuydu. Çekilen akım bizim için oldukça önemli. Dokunduğum anda 1 watt'a yakın bir enerji çekilmekte. Oldukça yüksek. Şöyle alkolle üzerinde buharlaşma olan komponentleri tespit etmek istiyorum. Şuraya alkol verdim. Voltaj enjeksiyonu yaptım. Herhangi bir hareketlilik yok. Devamında bütün kondansatörlerim kısa devre gösteriyordu. Şöyle üzerlerine alkol damlatarak devam etmek istiyorum. Alkolde herhangi bir buharlaşma yok. Devam edelim. Yine burada 4 adet kondansatörüm var. Bunların üzerlerine tekrar alkol döküp buharlaşma var mı yok mu kontrol edeceğim. Evet. Arızalı parçayı tespit ettik. Şuraya dikkatli bakın arkadaşlar. Tam şu kondansatörün üzerindeki alkolün nasıl buharlaştığını görebilirsiniz. Şöyle enjeksiyonu da şuradan yakından bir yerden yapmak istiyorum. Dokunduğum anda alkolün kondansatör üzerinde buharlaştığını görebilirsiniz. Bu da buradaki kondansatörün arızalı olduğu anlamına gelir. Şöyle bir başka arızalı kondansatör var mı? Onları da yoklamak istiyorum. Umarım kısa devre sadece kondansatör üzerindedir. Tekrar enjeksiyon yaptım. Herhangi bir buharlaşma yok. Sadece şu kondansatör üzerinde bir kısa devre söz konusu. Şöyle omaj kademesini alıp tekrar ölçmek istiyorum. Omaj bizim için oldukça önemli. Kondansatörü söktüğümüzde omajın yükselmesi gerekiyor eğer kondansatör üzerinde bir sıkıntı varsa. 1.6 ohm gibi bir değer gösteriyor. Hemen kondansatörü yerinden sökelim ve kısa devre kalkıyor mu bakalım. Alt tarafta BGA parçalarım var. O sebepten onların soğuması, soğuk kalması için metal plakayı altta tutacağım. Üstten yüksek sıcaklıklara çıkıp komponentimi sökeceğim. Fakat alttaki parçalarda da soğuk lehim kalmasını istemiyorum. Oradaki lehimlerin erime sıcaklığına çıkmasını engelleyeceğim. Arızalı kondansatörü yerinden çıkartalım. Kartım kaliteli bir kart. Sıcaklığımı 350 derece ayarladım. Bakalım kondansatörü yerinden çıkarttığımızda kısa devre kalkarsa kartımız çalışacaktır. Normalde SSD'ye bakmıyoruz fakat bu kart dediğim gibi bizim için önemli bir kart. Elimizden gelen bir şey var mı yok mu? Bakmak için kartı kabul ettim. Kondansatörü yerinden çıkarttık. Ölçü aletini tekrardan diyot moduna alıyorum. Kırmızı probum GND'de artı tarafı şöyle bakalım şurası ve kısa devre kalktı. Short is gone.
508 diye yükselen bir değeri çıkıyor. Şu an kartım sıcak olduğu için kısa devre kondansatör üzerindeymiş. Şöyle kondansatörü ekrana getirip ölçmek istiyorum. Kondansatör üzerinde kısa devreyi görebilirsiniz. Parçamız kısa devreye düştüğü için diskin çalışmasını bozmuş. Kondansatörün üzerine baktığım zaman söktüğüme bir bakalım. 100C76C16 voltluk bir kondansatör olduğunu gösteriyor. 100 mikrofarad 16 volt bir kondansatör bulup geliyorum. 100 mikrofarad 16 volt bir kondansatör buldum. Şöyle değerini de bir teyit edelim. Ölçü aletini kondansatör ölçüm moduna aldım. Arka tarafını çevirip ölçüm yapmak istiyorum. Kutuplu olduğu için kutuplarına dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an ölçmesini bekliyorum ve 100 mikrofarata yakın 98,3 mikrofaratlık bir değere sahip kondansatörümüz sağlam. Hemen yerine takalım. Tam şuradan sökmüştük. Kutuplarına dikkat edin. Artı kısım şuraya geliyor. Petlerimizde tazeleme yapalım. Yumuşak lehimle. Ardından bir miktar flux uygulayıp kondansatörü yerine lehimleyelim. Bu şekilde tantalum kondansatörlerin kutuplarına ters takarsanız ters voltaja, yüksek voltaja karşı çok hassastır arkadaşlar. Aniden hasar görecektir, zarar görecektir. Kondansatör yerine güzelce lehimledim. Kılıf olarak tam denk geldi. Şöyle kenarlarındaki fazlalık lehimleri de almak istiyorum. Hem güzel bir bağlantı olsun, hem de sorunsuz bir şekilde yıllarca çalışsın. Devletimizin parası yurt dışına gitmesin. Elimizden gelen en özenli işi yapalım. Kondansatörü yerine güzelce lehimledik. Temizliğimizi yapalım. Kart üzerinde herhangi bir kısa devrenin kalmaması gerekiyor. Tekrardan ölçüm yapacağım. Şurada temizlik yapmadan önce yine de bağlantımızı da kaldıralım. Küçücük bir lehim topu BGA parçalarının altına giderek kartın zarar görmesine sebep olabilir. BGA parçalarının altında özellikle alkol kalabiliyor. Kalmamasına özen gösterin. Güzelce kartımızı da kuruttuk. Herhangi bir problem görünmüyor. Yeni kondansatörümüz yerini aldı. Kartı deneme vakti. Şöyle bir ölçümde yapalım. Diyot modunu alıyorum. Kısa devrenin bütün kondansatörler üzerinden kalkmış olması gerekiyor. Ve 479-480 şu an kartım sıcak olduğu için değerim değişiyor. Değerini alıyoruz. Yine burada diğer kondansatörler üzerinde de kısa devre görüyorduk. Kısa devremiz kalktı. Kartı rahatlıkla deneyebiliriz. Herhangi bir problem görünmüyor. Umarım çalışır. Diski şu şekilde bir okuyucu kutunun içine yerleştiriyorum. Buraya bakalım, yönü şu şekilde. Bilgisayara bağlantısını yapacağız ve sonucuna bakacağız. Umarım umutluluğun sesini duyarız. Diskim hazır. Bilgisayara bağlantımı yapıyorum. Diski şu an bilgisayara taktım. Herhangi bir tepki yok. Bekliyorum. Evet. Meşhur sesimizi duyduk ve bakalım yeni birim E olarak karşımıza çıktı. Boyutuna bakalım. 1,74 terabayt boş alan gösteriyor. Diskimiz sağlıklı bir şekilde açıldı. İçinde boş alanını görüyoruz. Şöyle bir özelliklerden bakalım. Diskimizin üzerinde tam 1,74 terabaytlık boş alanımız mevcut. Sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Diskimizi kurtardık. Bayağı da değerli bir diskmiş. Bunların bu kadar pahalı olduklarını bilmiyordum. Donanımı başarıyla tamamladık. Şöyle üst kapağımızda yerleştirelim. Devletimizin cebine tam 28 bin lira parası kalmış oldu. Bizim paramız cebimizden çıkmamış oldu. Şöyle dikkatli bir şekilde kapatıp diski geri göndereceğiz.
Artık diskimiz kullanılmaya hazır. Başarıyla tamirini gerçekleştirdik. Bize destek olmak için videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.